f(x) x karenin doğal logaritması olarak verilmiş, l(x) ise f'in a eşittir e'deki lineerizasyonudur demişler. l(x) için bir kural belirleyiniz diye de sormuşlar. İsterseniz önce bizden ne istediklerini anladığımızdan emin olalım. Üzerinde çalışabilmek için soruyu karalama ekranına kopyalamıştım f(x)'in neye benzediğini bularak başlamaya ne dersiniz? Sonra da lx yani f'in lineerizasyonunun merkezinin x eşittir e'de olmasının ne anlama geldiğini inceleriz. Buradaki a lineerizasyonun hangi nokta etrafında olduğunu göstermenin genel bir yoludur. Başka bir deyişle yaklaşımı hangi x değer etrafında yapacağımızı gösterir. Anlaştık mı? f çizmek için birkaç nokta seçelim. Bu 1, bu 2. Aslına bakarsanız aralığı biraz daha geniş tutarsam daha iyi olacak. Evet, 1, 2, 3. Evet, böyle daha iyi oldu. f 1, 0'a eşittir. Neden? Çünkü 1'in karesinin doğal logaritması 0'dır da ondan. Bir de f e ele alalım. Bu aynı zamanda linearizasyonun da merkezi. Evet, buradaki değerleri hesaba katmamız gerekecek. e yaklaşık olarak burada bir yerdedir ve f e yani e'nin karesinin doğal logaritması da 2'ye eşittir. y eksenine de 1 ve 2'yi koyalım. Evet, bu noktaları birleştirdiğimizde fx'in grafiğinin buna benzeyen bir şey olacağını söyleyebiliriz. y eşittir fx'in grafiğini çizdik. Peki, f'in a eşittir e'deki linearizasyonu dediklerinde ne demek istiyor olabilirler? a harfi linearizasyon söz konusu olduğunda yaklaşımı hangi değerin etrafında bulmamız gerektiğini gösterir. Evet, böyle demiştik. O halde bunu a değeri olarak işaretleyebiliriz. Bunu bizden bu noktadaki yani e virgül f teğetin eğimini bulmamızı istedikleri şeklinde de yorumlayabiliriz. Lx aslında şu anda çizmekte olduğum doğruyu tanımlıyor. Anlaştık mı? Bunu da y eşittir lx olarak not edelim. Bu yani lx aslında bu değerler yani e etrafındaki x değerleri için fonksiyonun değerlerinin bir yaklaşımını verir. Bunun ne anlama geldiğini merak ettiniz değil mi? Lx'i şu şekilde tanımlayabiliriz. Hemen not ediyorum. Lx eşittir. Fonksiyonun merkez olarak aldığımız nokta yani a'da aldığı değer bahsettiğimiz değerde bu artı a'daki teğetin eğimi çarpı yaklaşımı aldığımız x değeri ile a arasındaki fark. Peki bunun arkasında yatan mantık ne? Bakın, bu değerin yarısının yaklaşımını almak istediğimizi düşünelim. Fonksiyonun bu noktada aldığı değer buradadır ama linearizasyon kullanacağımız için bu x değerinin l'si nedir diye düşünürüz. Başka bir deyişle bu değerin ne olduğunu bulmamız gerekir. f a'da yani burada başlarız ve buna eğim çarpı bu iki değer arasındaki farkı ekleriz. x eksi a işte buradaki mesafedir. Bunu eğimle çarpınca y'deki değişimi elde ederiz. y'deki değişimle bunu topladığımızda da bu noktanın y değerini elde etmiş oluruz. İşte burası. Örneğin e artı 0,2'nin doğal logaritmasının yaklaşımını bulmak istediğinizde bunun son derece faydalı olabileceğini fark ettiniz değil mi? Ama biz şimdi soruya geri dönelim ve bizden burada istenileni yapalım. A'nın E'ye eşit olduğunu biliyoruz o halde. A'ların yerine E yazıyorum. Evet tüm A'ların yerine E koyuyorum. Peki, f e neye eşitti? Yazıyorum, e karenin doğal logaritması. Sonra f üssü e var. Bunu hesaplamak için ekranın alt kısmını kullanalım. f üssü x. Zincir kuralı kullanacağız. x karenin doğal logaritmasının x kareye göre türevi 1 bölü x kareye eşittir. Çarpı x karenin x'e göre türevi de 2x'tir. Çarpı 2x. Buradan 2 bölü x elde ederiz. F üssü e neymiş? 2 bölü e çarpı x eksi e. Evet, Lx için belirleyeceğimiz kural ya da Lx'in tanımını böylelikle bulmuş olduk. Şimdi seçeneklere geçelim. Uh, ya da bir saniye, e karenin doğal logaritmasının neye eşit olduğunu da yazabiliriz. e kare elde etmek için e'nin kaçıncı kuvvetini almamız gerekir diye düşüneceğiz değil mi? Evet, doğru. 2. 2 artı 2 bölü x çarpı x eksi e. İşte burada. 2 artı 2 bölü e çarpı x eksi e. Şimdi bunun neden faydalı olduğunu anlamanız için bir de f e artı 0,1'in yaklaşımını bulmak istediğimizi düşünelim. Evet, bunun neye eşit olduğunu bulmak için buraya e artı 0,1 yazıp bunun karesinin doğal logaritmasının neye eşit olduğunu bulmak gerekir öyle değil mi? Ve itiraf edelim, bu çok da kolay bir şey değildir. İşte bunun yerine. Linearizasyonu kullanabiliriz. Demek istediğim bu yaklaşık olarak 2 artı 2 bölü e çarpı e artı 0,1 e. Evet ne eder? 0,1. Burada da bir hesaplama yapmamız gerek, ama bunun son derece iyi bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Yani e artı 0,1'in karesinin doğal logaritmasını bulmaktan daha kolay, öyle değil mi? Neyse, cevabımızı kontrol edelim. Doğru yapmışız. Harika.